insanın değeri yok ki saygı duyulsun. İnsan değeri yok ki saygı. Ne duyulmaz. Kesinlikle duyulmuyor. Kimse kimseye saygı olmuyor, göstermiyor. Küçükten tut şeyine, büyüğüne kadar saygı sevgi yok. Türkçe mi? Hayır. Hayır, kesinlikle hayır. Türkiye duymuyor ama Almanya, Amerika bunlar duyuyor. Benim vatandaşım, bak emekliler parkta simit yiyerek gününü geçiriyor. Simit diyor, simit. Gidip de şuradan tavuk döneri alıp yiyemiyor. Parkta simit yiyerek gününü geçiriyor. Akşama kadar burada. Buradan bir yere ayrılamıyoruz. Yani adamlar dışarıdan geliyor, bizim ülkemizde tatil yapıyorlar. Biz kendi ülkemizde simitle günümüzü, emekli olarak yani. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da sorumsuz bir hükümet olmaz yani. Vallahi ben insan olarak saygı duyuyorum ama her insan biri olmadığı için birçok insan duymuyordu yani. Devletin içinde de bazı duyanlar var, duymayanlar var. Hepsini bir tutamayız. Çünkü hepsini bir tutsak kul hakkına girmiş oluruz. Onun için biz iyilerden yanayız her zaman. Maalesef yok. Her gün kadınlarımız ölüyor. Çok feci yani durum. Yok, kesinlikle duyulmuyor. Zaten bunu sosyal medyadan da hani birçok şekilde görüyoruz ve yaşananları hani şahit olmaktayız. Maalesef belirli kişilerin belirli verdiği kararlar doğrultusunda sistem yürürlüğünü sürdürüyor. O yüzden pek mümkün görünmüyor yani. Hayır, kesinlikle duymuyor. Böyle düşünmüyorum. Çünkü insanlarımız hukuk karşısında bile haklarını alamıyorlar. Bırakın başka haklarını. Çok yetersiz. Çok. Hayır. Hayır. Yani böyle bir yani hükümeti olarak değil de biz toplum olarak bozulduk. Toplum olarak bozulduk. Mesela eskiden bir bayan söz misali diyelim. Yani bizim atalarımızdan gördüğümüzde bir kadın bir erkeğin önünden geçemezdi. Ve hatta hani bu da iyi bir şey değil. Aslında bu da iyi bir şey değil. Herkes hür yaşamalı. Kadın, erkek bütün aynı eşdeğer olmalı. Kadın haklarına saygılı olmamız lazım. Yani evde kadının hakkını bilmeyen erkek bence erkek değildir. Çünkü evi yöneten o. Evi çeviren o. Bütün sorumluluğu alan o. Daha bunu ezmenin bir anlamı yok. Kadın bir çiçektir yani. Çiçektir. Çiçeği koparttığın zaman bitti iş.